Herkese yeni bir günden günaydın. Anne sen neden çalmıyorsun? Ben takmak zorundayım. Evet biz hastaneye tekrardan acil bölümüne geldik. Çünkü bugün burada saat 9'da randevumuz var. Bir de röntgenlerin sonucuna dün pratisyen ya da stajyer doktorlar vardı sadece. Ama yarın sabah mutlaka başhekimle baksın dediler. Başhekime röntgenleri göstermeye geldik. O, zaten röntgenler onlarda da. Hani tekrardan bir kontrol amaçlı geldik. Bakalım hastanedeyiz şimdi. Arkadaşlar Ömer o kadar cesur bir çocuk ki. Ablası. Ömer yazdı. Ömer yazmışlar. Yazdı Gülşen. Sabah sabah ne dedim kızım niye dedim bu kadar hepsini boyadın. Hemen imza atmış çiçek yapmış. Evet bu da Ömer Halis'e ilerisi için böyle YouTube'da hatıra anı. Aslında ağrısı yok da hastane psikolojisi o yüzden ağlıyor. Tamam aşkım. Evet biz kontrole geldik değil mi Ömer Halis? Ve bugün özellikle de bu pijamalarımızı giydik. Neden? Çünkü biz bir süper kahramanız. Değil mi? O yüzden süper kahraman pijamalarımızı giydik de geldik. Evet. Teşekkür ederiz teyzesi. Rica ederiz. Ne demek? Canlarım benim. Ah, biz hastaneden geldik. Ve tabii ki bir pazar günü olduğu için siz ama bu videoyu izleyeceğinizde artık salı mı olur, çarşamba mı olur bilemiyorum. Herhalde kanımca salı günü izleyeceksiniz. Ne yapıyorum? Hemen şöyle kahvaltı hazırlıklarına başladım. Patatesleri küp küp doğradım. Patates oturtması yapacağım. Patatesli, soğanlı, yumurtalı oturtma yapacağım. Sucuğumuz yok. Sucuk da koyuyorum olduğu zaman. Ama koymadan da oluyor. Bunun üzerine birazdan 3 tane de yumurta kıracağım. Biraz patatesler iyice bir kızarsın. Soğanları ondan sonra ilave edeceğim. Şöyle domates, salata, zeytin, peynir bir şeyler de çıkartacağım. Bir de şu balıkları, bakfişleri kızartacağım. Bunu çocuklar çok seviyor. Bugün de böyle vakti yeri gelmişken kızartayım dedim. Gelirken fırından simit aldım. Bir de şöyle francalı aldım. Çünkü birazdan Turgut Bey de gelecek kahvaltıya. Ömer Halis'i merak ediyor çünkü. O yüzden francalı ekmek de aldık. Böyle pazar kahvaltı hazırlığına başladık. Kahvaltımız böyle bu şekilde. Yine mutfağa serdik. Çünkü biz buradaki kahvaltıya inanın bize daha böyle bir bana daha samimi geliyor. Öyle değil mi? Bence öyle. Ne güzel diyorum kendi kendime. Sorum kendi kendime cevap verdim. Yumurtalı oturtma, patates oturtmamız böyle oldu. Fişler de kızardı. Böyle bu şekilde kahvaltılıkta da koyduk. Ekmekleri de doğradık. Ve şimdi bize afiyet olsun. Herkes karnını doyurdu, kalktı gitti. Balıkları hiç kızartmasaydı olurmuşmuş. Artık şey yaparım. Öğlen saat bayağı şu an erken 10 galiba 10 mu 10 20 mi ne geçiyor? Öğlen saat 1 gibi falan mutlaka yine acıkırlar en geç 2 gibi. O zaman şunları tabaklarına paylaştırır. O şekilde veririm birer parça ekmekle. Ay. Vallahi oturdum kaldım burada böyle.
Ömer Halis'i şimdi içeri koyduk koltuğa. Orada çocuklar onu eğlendirmeye, oyalamaya çalışıyorlar. Ben 2 dakika buraları hemen şöyle bir kaldırayım. Ondan sonra bir kahve keyif yapmak istiyorum yaklaşık 1 saat sonra falan. Arkadaşlar, mutfağı toparladım. Ömer Halis o ara birazcık uyudu. Gülşen arkadaşıyla bahçede oynuyor. Mikael'e de Netflix'ten Marvel'i açtım. Marvel The First bilmem ne yazıyordu. Okey? Ich weiß nicht. Valla Netflix Marvel The First bilmem ne yazıyor. Bassana. Tamam basacağım. Böyle bakalım. Ömer Halis de böyle burada. Mikael'e de şöyle birazcık çerez koydum. Tabii ben film açana kadar, filmi bulana kadar Mikael cipsi bitiver. Ha, Iron first, fist. Dursun mu? Ya? Marvel Iron first. Ne bu, ilki mi? Iron First. Böyle bir şey, böyle bir tane adam var. Mikael bu Netflix Böyle bir serisiymiş. Evet arkadaşlar, ne yaptık? Biz evde birazcık sıkıldık. Böyle Ömer Halis'le uğraşırken de Özge şey dedi. Abla dedi, ben bugün dedim mancar dedi yapacağım dedi. Karalahana. Ya biz mancar diyoruz. Karalahana yapacağım abla dedi. Ondan sonra bayağıdır da söylüyoruz hani böyle don yediler işte lahana bayağı böyle lezzetlenmiştir diye. Nurfiye'yi de çağırmış lahana yapmış çocuklara da makarna sordu ne yapayım diye. Tamam yaparsan Özge interneti. Onda internet yok mu? Şeydir belki aynen olmayabilir. Her neyse buraya geldik sağ olsun Allah razı olsun bacımdan. Bugün yemekle uğraşmadım. Ömer Halis'i sürekli böyle kucağımda işte sürekli böyle tuvaleti getir götür evin içinde falan bir yatak bir oturma odası taşımaktan inanın aşkım. şu kolum ağrıyor. Gerçekten bu kolum güçsüz kaldı. Bu arada bugün çok güzel bir haber aldım. Sınav tarihim belli oldu ama ben sınava birkaç gün kala sizlere söyleyeceğim ki o zaman dualarınızı bekliyorum ama birazcık var yani. Ama çok yakında sınav tarihim var. Bugün akşam üzeri ben yapıyorum aşkım şimdi direksiyon hocam Musa mesaj attı. Selamlar yazmış hiç normalde selam yazmaz. Direkt mesela hani şey olarak yazar mesaj attığı zaman atıyorum. Bugün termin var. Aynen hani atıyorum cuma saat 10.30'da dersin var diye atar. Selamlar yazmış. Ver bakalım Ya da selam özlem mi yazmış? Ben Beyler böyle burada. direkt sınav tarihimi belli Beyler oldu burada yazdım ama beyinler direkt. Ondan sonra yazmış evet işte filanca açtı. gün Yazsın sınıf sınav tarihim var ama lütfen sakin ol yazmış. Tamam heyecan yapma yazmış. Dedim tamam sakinim. Tabii yazıyorum sesli mesajı yok aklımda. Dedim sakinim çok sakinim çok teşekkür ederim Allah razı olsun falan dedim. Yani çok yakın bir tarihte sınavım var. Evet heyecanlıyım ama böyle panik yapacak bir heyecan değil. Ama inanın bana son 2 gün kala vloglarda size söyleyeceğim ve toplulukla da paylaşırım. Artık dualarınızı bekliyorum. Buradan Köln'de yok İzerloğan'dan Fatma abla var. Yine böyle takipçim ama bana böyle özellikle sınav tarihim belli olduğunda haber ver demişti. Şimdi birazdan ona da yazacağım. Ben işte tüm böyle hani grup arkadaşlarına, sohbet arkadaşlarına işte bu Kur'an okudukları bir grup varmış zannedersem yanlış anlamadıysam. Biz sana özel dedi sınav duası yapacağız demişti. Çok 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 teşekkür ediyorum kendisine. Birazdan kendisini yazacağım. Heyecanlıyım ama böyle panik yapacak bir heyecan değil. Kendime güveniyorum ama insanlık hali, dalgınlık, bilmiyorum. Her şey olabilir. Kaybedersem de dünyanın sonunda değil zaten. Tekrar yine Kapı mı girebilirim. çaldı? Nurfen geldi galiba. Neyse böyle Biber bakalım. acı. Hı? Biber acı diyor. Hoş Bebeğim hoş geldin. geldin. Neyse Valla bakalım hoş böyle. geldin. Şimdi hemen Ne getirdin? Özge'nin Aç bakayım. Ay ne pancar, mancar, getirdin lahana. Ne getirdin kız? Dedim işte bana pasta yapmış. Oo, en Oo. sevdiğim pasta. Vay be.
Görüyorsunuz ellerini. Bugün hadi çok gel, ballıyız. Kız. Kapıda kaldı yazık. Kız bunlar da ne toplar böyle güzel süslenmiş bunlar. Kız onu yengem yapmış. Ay yengesi de var bunlar. Hoş geldin. Bunun yengesi. Ay yeni gelin. Yeni gelin tatlısından yiyelim. Neyse bakalım arkadaşlar, böyle bu güzel haberi de sizlere vermek istedim. Şu tarihi tam söyleyeyim ama sizler de benimle birlikte tam 5 haftadır 6 haftadır bekliyorsunuz. Geçen bir araba sürmüştüm biliyorsunuz ve Musa gayet subscribe demişti. Ama cumartesi günü tekrar yine başlıyoruz. Son 1-2 böyle daha yapacağız. Sınava hazırlık için. Öyle bakalım artık nasip kısmet, nasibimizde varsa ilkini alırız. Yoksa da ikincisini alırız. Olmadı annem gibi 5. de alırım. Ama alırım yani. Neyse bakalım. Başım anamı aratmamış. Allah'a çok güzel oldu. Babaannem gibi de salça da koymamış. Az bir şey koydum kız. Salçam azmış. Babaannem salçasız yaparak. Ne kadar yaparak. Koyayım sen şu topta. He o bana yeter yavrum şimdilik. Şey biraz. Evet yani anca onu yiyebilsem. Şükürler olsun. Bakın o kadar güzel yapmış ki. Vallahi billahi. Çocuklara da makarna yap, başka bir şey yapma demiştim. İlla yanına köfte falan yapayım dedi. Hiç dedim yapma. Gülşen zaten şey yer, lahana yer diye düşünüyorum. O makarna istedim. Nurüfer ablam da geldi. Şöyle hemen kendi yaptığı turşusundan salata. Bu da hazırdı. Ne vegan. Verebilir misin? Şöyle pizza da yapmış. Yine fırına hazırlardan sürmüş. Böyle bakalım bize afiyet olsun. Yoğurdun var mı Güz? Var var. Aç, ben yoğurt severim şeyin tamam. Yanında. Evet sevgili takipçi kankalarım. Vallahi biz yemekleri yedik. Bayağı bir oldu yemekleri yiyip. Hatta bu hanımlar ilk çaylarını mutfakta içtiler. Sonra ben masaya çayı dökünce bir sakalık yapıp çayı masaya dökünce ay dedim ben burada oturmak istemiyorum ya, oturma da su gidelim. Ve buraya geldik çünkü Ömer Halis'i böyle bu şekilde buraya yatırdık. Nurüfer gelirken pasta getirmişti, göstermiştik zaten. Özge de şöyle fırına kabak sürmüş, fırında kabağı fırınlamış. Böyle ortaya da bir iki bir şeyler koydu. Dedim lütfen mum yakar mısın? Mumlarımızı da yaktık, geleneksel. Çağrı dermişim, tövbe estağfurullah. Mumlarımız da mumsuz olmaz. Ben kesinlikle, bana kış demek mum yakmak demek. Ben kış dediğimi böyle etrafı ışık istiyorum. Loş ışık istiyorum, mum ışığı istiyorum. Böyle seviyorum çünkü. Şimdi bakayım inşallah çayımızı içip bu şekilde burada böyle sohbetimizi yapacağız. Saat şu an daha henüz 6. Görüyorsunuz. Saat daha 6. Saat 8 gibi falan eve giderim. Çocuk çünkü çocuklar yarın sabah okula gidecekler. 8.30'da yatacak. Nein, heute Sonntag, Gülşen. Kafamı karıştırma, heute Sonntag. Yarın okul var. 8.30'da da zaten çocukları yatırıyorum. Dün banyo yaptıkları için bugün banyo yapmayacaklar. O yüzden 8'e kadar burada oturup güzel bir bol bol sohbet ederiz diye düşünüyorum. Durum değerlendirmesi yapacağız. Konsey toplantımız ya konsey üyelerimiz toplandı. Evet. Konsey toplantımız yapıp durum değerlendirmesi yapacağız canlarım benim. Haydi bakalım. Evet sevgili takipçi kankalarım. Özgelerden geldik. Yine mum. Kış demek mum demek. Her neyse Özge'den geldim. Geldik, çocukları yatırdım. Ömer Halis'e yine bir ağrı kesici verdim. O da şu an uyudu. Şöyle bir etrafı toparladım. Makineye çamaşır attım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Ve artık benim de şöyle dumanı üstünde bir yorgunluk kahvesi içme vaktim geldi. Bugün de yine bana ayırmış olduğunuz sürenin vaktine geldik arkadaşlar. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifli izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda yine tekrar burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın. Sevgili takipçi kankalarım.